Dördüncü Duvar'dan herkese merhabalar. Bugün Deniz Gökçe Koçman'la birlikteyiz. Sorularımıza geçmeden önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, hem size hem dinleyicilerimize öncelikle. Ben Deniz Gökçe Koçman, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. 1982 doğumluyum. Aynı zamanda hem Bilkent Üniversitesi'nde hem Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptım. Şu anda da hali hazırda devam eden Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme, oyunculuk, diksiyon ve kamera önü oyunculuğu derslerine giriyorum. Bir çocuk annesiyim. Ege isminde bir oğlum var. 15 aylık şimdi. Ve oyunculuk hayatım ve eğitmenlik hayatım böyle devam ediyor. Peki şöyle devam edelim isterseniz. Oyunculuk deneyimimizin çocuk yaşta TRT radyo tiyatrolarında başladığı yıllara bir dönecek olursak, sohbetimizi o günleri hatırlayarak başlasak neler söylersiniz? Çok keyifli zamanlar diye başlarım. Yıl 1990 ve Ankara radyolarına işte 20 tane çocuk alacakları söylenmiş. Televizyonda annem duymuş. Ben o zaman bunları idrak edebilecek yaşta bile değilim. Henüz küçük yaşta. Tabii 7 yaşındayım ve okumayı da yeni söktüğüm zamanlar. Annem de çok dilim uzun, her şeyden de haberdarım. Herkesle de telefonlarda çok güzel konuşuyorum diye olur mu olmaz mı diye denemek istemiş ve o sınava sokmuş. O sınavı biz 20 çocuk kazandık. Ve birlikte bir takım sınavlara tabi tutulduk, eğitimlere tabi tutulduk ve sonra elene az bir kadroyla bütün bu meslek hayatının aslında başladığı, temellerinin atıldığı yıllar başlamış oldu benim için. Oradan televizyona. Çünkü o yıllarda TRT tek kanaldı. Sonra işte başka alternatifler sonra doğmaya başlamıştı. TRT'nin de çocuk oyuncuları seçtiği tek yer Ankara Radyosu'ydu. Cuma günleri gelirlerdi, bakarlardı bize hangi rol için kim uygun diye ve alıp götürürlerdi. Keşif sonra turu. Keşif turu gibi. Benim bütün işte televizyon hayatım, sonra seslendirme, dublaj hayatım çok küçük yaşlarda oralarda başladı. Benim için o kadar kıymetli insanlardan oluşan eğitmen kadrosu vardı ki orada işte Rüştü Asyalılar, Ejder Akışıklar, Sungun Babacan, Meral Babacan, kimler vardı. Aynı mikrofonda konuştuğumuz, sırtımızı sıvazlayan, bize işi öğreten ustalar o zaman oradaydı hepsi. Ne kıymetli benim için yani. İyi ki öyle başladı. Sonra da zaten bir meslek seçmek durumunda kalmadım. O meslek içine doğduğumuz için. içine doğmuş oldum. Evet. Kimse bana ne yapacaksın nerede diye sormadı. Bütün hayatım hem hafta sonları hem yazları dizi çekerek, seslendirmelere giderek öyle büyüdüm. Sonra da işte konservatuvar hayatı başladı. Çok güzel. Ve profesyonel anlamda şu anda devam ediyorum. Evet. O zaman araya ben giriyorum. Sanatçıların farklı beslenme alanları var. Sizin de ortaokul geçmişinizde bir keman eğitiminiz var. Evet. Bravo, nereden öğrendiniz? Biz biraz iyi araştırdık. Evet, var evet. Müzikle bağınız, oyunculuğunuzu nasıl etkiledi? Şöyle, o müzik durumu çok uzun süre olamadı. Söylediğim sebeple yani aslında TRT Ankara Radyosu'nun devam etmesi, benim çok aktif oluyor olmam, kemanı hep bir arka planda tuttu. Müzisyen olmayı aslında çok istedim. Çünkü müzik kulağım da iyiydi. Hocalarım da çok arkamda oldular falan ama bu taraf benim için hep ağır bastı galiba. O keman ya da bir müzik aletiyle tek başına olma fikri, o bireysel durum beni çok fazla beslemedi. Galiba dedim yani böyle devam etmeyecek falan. Sonra zaten derslerim iyi gitmemeye başladı. İstemeyince. Yani istemeyince de değil aslında. Bence çok ince bir çizgi. Tabii ortaokulda onun ne olduğunu bilmediğiniz bir durum. Tabii karar verecek iki taraftan birine yönelmek lazım. Evet gibi. Ama galiba öbür taraf ister istemez baskın program olarak da baskın gelince sonra artık buradan dedim hani devam etmeyecek galiba hayat. Fakat müthiş bir temel oldu tabii ki bana. Nota öğrendim, enstrümanı öğrendim yani. Kemanı şu an hali hazırda çalamıyor olsam da elime bir kemanla ilgili bir rol çıkarsa herkese göre biraz daha çabuk halledebilirim. Piyano bana kaldı. Yani o devam ediyor. Çünkü keman çok daha zor bir alet olduğu için onu dersle devam ettirebilirsiniz. Onun eğitim süreci çok daha uzun ama piyano biraz daha kişisel, evet, öğrenebileceğiniz bir şey. Kulaktan dolmayla da devam edebileceğiniz bir şey. Dolayısıyla piyano bana hediye kaldı. Müzik şarkı söyleme olarak devam etti. Ya. Evet. Ya derken şimdi mesela Bebek'le birlikte çok güzel zamanlar geçiriyorum. Ukulele çalıyorum. Ona şarkılar söylüyorum filan. Aslında kopmamışsınız müzikten. Hayır, kopmadım. Müzik benimle hala bir arada. Keşke böyle çokça müzikaller olsa devlet tiyatrolarında da ben keşke çokça oynasam, söylesem, çalsam, dans etsem. Evet. Yani o sanırım zaten bütün oyuncuların hayalidir bir müzikalle ama buluşmak. Bir tane yani görmüyoruz bile değil mi? Evet. Her yıl olmuyor bile. Şimdi bir lüküs hayat var. Şu an evet lüküs hayat var. Çok da kıymetli bir oyun ama denk gelirseniz yani tamamen tabii denk gelmekle programlarımızla ilgili. Sayı da çok kontenjanlı. Tabii aynen öyle. Keşke hep olsa. Keşke. Ben onun için hep yedekte tutuyorum yani. Ama müzik benim için gerçekten vazgeçilmez. Nerede kullanıyorum ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. Sadece oyunculuk anlamında da değil. Şu an yönetmenlik de yapıyorum ben tiyatroda. Orada bile işime yarayan bir şey yani. Hem o ritmi tutmak anlamında hem de neyi seçeceğinizi, o oyunu neyle buluşturacağınızı duymak ve bilmek bile önemli bir şey. Evet. Bizim işimizde. Ne mutlu size. Evet. O zaman devam edelim lisans hayatınızla. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünden mezun oldunuz. Ve yıllar sonra aynı bölümde hoca olarak dersler verdiniz. O dersliklerde kürsünün her iki tarafında da deneyimli olmak nasıl hissettirdi size? Tüylerimi diken diken eden bir şey. Başta vefa duygusu. Evet. Kendi okulumdan yetiştiğim okula tekrar dönmek ve oradaki öğrencilere tutunmak. Evet, çok çok acayip bir duygu tabii ki bu. Arada benim küçük bir master deneyimim oldu yurt dışında. Bakü Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gittim. Reji master'ı yaptım. O da böyle bir hikayeyle oluverdi. Döndüm. 2,5 seneye yakın orada kaldım. Ruslarla çalıştım orada. Çok önemli bir deneyim oldu. Sonra döndüm. İlk Bilkent'te başlamıştım. Sonra da kendi okuluma geçtim. Orada böyle küçük bir asistanlık süreci falan da oldu hatta. Lemi Hoca ile çalıştım. Lemi Bilgin ile çalıştım. Ki o zamanlar Devlet Tiyatrosu Genel Müdür müydü? Evet, başladığım zaman. Evet. Başladığım zaman hocam Devlet Tiyatrosu Genel Müdürüydü. Onunla başladım. Sonra da kendim derslere girdim. Hem oyunculuk hem de diksiyon derslerine girdim. Zannederim şunun ekmeğini yedim. Genç olmanın, dinamik olmanın. Yaş farkı da az olsa gerek. Yaş farkı da azdı. Evet, ilk başladığım yıllarda özellikle. Dolayısıyla dokunacağım yeri çok iyi bulduğumu düşünüyorum. Şanslı öğrencilermiş. Yani, çok çok kıymetli dostluklar edindim. Çünkü bizde mezun olan hiçbir yere gitmez ki. Mezun olan sahneye yanımıza gelir yani. Evet. Rol arkadaşı olur tabii ki. Hatta onların bazen başrolde oynadığı bizim ikinci rol aldığımız ya da benim başrolde oynadığım onların yanında bizi desteklediği zamanlar ya da tam tersi bir gün onlar yönetmen olacaklar ve beni yönetecekler falan yani çok acayip şeyler. Biz hiçbir yere ayrılmıyoruz ki hep bir aradayız yani. Sıfatlar değişiyor belki ama. Evet, sıfatlar değişiyor. O yüzden kürsünün bu tarafıyla şu tarafı arasında bizde çok fazla bir şey değişmiyor. Aslında usta çırak ilişkisinde zannederim sadece deneyimleri paylaşmak ve ben bu yolu şöyle gittim. Gel bakalım sen de dene. Bu yol böyle gidilir mi acaba demek? Ya da o yolda hayır bunu deneyimleyemeyeceğim hocam diyenlere de gel sen de şöyle bir bak bakalım nasıl olacak demek. Hep seçenekler sunmak. Daha çok dostluk üzerinden eğitim. Yani çok farklı bir eğitim tabii. Çünkü bu budur diyebileceğimiz, 2-2-4 eder diyebileceğimiz hiçbir şey yok ki. Hep paylaşım, hep anlatma. Ve birbirinizden beslendiğiniz bir süreç orası. Hep birbirimizden beslenmek ve halihazırda devamlı benim dışarıda bir işimin oluyor olması ve hep dün ne yaşadım biliyor musunuz deyip sahnede hep onları anlatmak öğrencilere. Ve birlikte aslında birbirimizi eğiterek o süreç devam etti. Çok güzel. Şimdi kürsünün iki tarafını konuştuk. Peki dördüncü duvarın iki tarafı nasıl? Bir oyuncu gözünden ve bir seyirci gözünden bize dördüncü duvarı anlatabilir misiniz? Şimdi bunu anlatmak için önce seyirci tarafını anlatayım o zaman. Çünkü tiyatro hayatımın da Ben önce seyirciydim. Evet. İyi oyuncu olmak için de bence önce iyi seyirci olmak lazım. Mutlaka. Tersine mühendislik dedikleri şimdi çok popüler ya o. Yazmak için güzel. Okumak. Evet. Yazmak için okumak tabii. Onlar da bayağı popüler. Bu önemli bir şey tabii ki. Seyircinin neyi istediğini, neyi alacağını, neyi hissedebileceğini, o mesafeyi, işte o dördüncü duvar dediğiniz hikayeyi nasıl birbirinden ayırman gerektiğini önce burada deneyimlemen, tadman gerekiyor. Çok izlemek gerekiyor bu sebeple. Ben de çok izledim. Şu an son 1,5 senedir kaçamak bir seyirci olduğumu itiraf etmek durumundayım. Bebekten dolayı ne yazık ki. Sonra çocuk oyunlarıyla bence devam eder. Tekrar devam ederim. Evet tamam, teşekkür ederim bunun için. Ama çokça şey izlemek gerekiyor gerçekten. Nereye dokunduğunuzu, yani tiyatro o kadar acayip bir iş ki. Tek bir şey değil. Yani insanın bütün duyu organlarına hizmet eden, her yere dokunabileceğiniz ve bir cümleyi nerelerden söyleyebileceğiniz bir iş olduğu için seyirci kısmında bunun tadını çok iyi aldığımı düşünüyorum. Ve hayatta hani neyi istediğinizi hiçbir zaman bilemezsiniz ama neyi istemediğinizi bilirsiniz. Ben de seyirci olarak neyi istemediğimi iyi bildiğim için bence onu seçebilecek kadar çok şey izlediğim için. Şimdi bu tarafa geçtiğim zaman da diyorum ki seyirci bunu yemez. O bilinçle. Seyirci bunu istemez. Evet. Yani neyi isteyeceğimi yine bilmiyorum. Oyuncu olarak da nereye gideceğimi, ne yapacağımı ya da her oyunda mükemmel şeyler yarattım falan gibi bir şey zaten olası değil. Yani sanat hayatında olası bir durum değil. Ama neyi elemem gerektiğini iyi biliyorum galiba. O da o yaşanmışlıklarınızdan, hani gözlemlerinizden kalan bir şey. Aynen öyle. Dolayısıyla sanırım o dördüncü duvar bizim aramızda seyirciyle benim kişisel olarak öyle bir duvarımız kalmıyor. İki tarafında aktif bir yaşayanları. Evet, aynen öyle. Hele bugünkü tiyatroya baktığınız zaman aslında dördüncü duvar çok da aktif değil. Yani evet, o sınırların zaten daha kalkması gerekiyor. Yani bugünden eleştirel gözle artık hem oyuncu olarak oynuyor olmanız hem de seyirci olarak seçebiliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim aramızdaki sınırı hep büyük bir perde olarak tutarsak o kısmı yapamayız ve çok kapalı kalır gibi geliyor tiyatro artık. Bunun interaktif bir oyunla da buluşmuş olması gerekmiyor ki yani. Çok yani klasik bir oyun oynayıp yine içinde bugün 2020 yılındaki Deniz'in bakışını da mutlaka koymak zorundasınız. O zaten oyunculuğunuzu da o haliyle mutlaka bakışınıza yansıyacaktır yani. O zekayı göstermek gerekiyor bence. Kapalı ve rol ve bütünlük falan diye gidecek bir durum artık kalmadı bence. Sinemada dahi kalmadı. Evet. Düşünsenize yani orada beyaz perdeden bile neredeyse çıkıp size söz söyleyecek insanlar oynar hale geldi. Son bir bakışla falan. Evet, kesinlikle yönetmenler bile buna gayret ediyorlar. Yani dolayısıyla bizim tiyatroda canlı nefes nefese yaptığımız işin nasıl aramızda duvar olabilir? Dördüncü duvar kalmadı. İsminizi değiştirin. Evet. Peki, uzun yıllar Grönholm Metodu oyununu başarılı bir şekilde sahnelediniz. Sahnelemedim, oynadım. Evet, oynadınız. Sinan Pekinton sahneledi. Evet. Özür diliyorum. Bu oyunun sizdeki yerini bize anlatabilir misiniz? Ödül de aldınız bu oyunla. Evet, çok kıymetli bir ödül aldım. Bay Kalser'in ödülünü aldım. Evet. Benim için Bay Kalser'in ismiyle yan yana anılıyor olmak... Onun o oyunculuk vasıflarını azıcık göstermişim, azıcık üstünde yıldız tozu olmuş da ben de onun ismiyle anılmış. Yani müthiş bir şey gerçekten. İyi ki. Grönholm Metodu benim için çok özel bir oyun. Hem bunun için hem de serüveni de çok keyifli başladı. Çok hocam da. Sinan Pekinton yönetti. Yıllarca da oynadı. Tabii evet. Yani 20 yıldır bir arada olduğum bir insan Sinan Hoca. O Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Nur Yazar ve ben 4 kişilik sıcacık müthiş bir ekip. Ama şunu itiraf etmem gerekiyor, Cüneyt Mete ve Ünsal Coşar bizden büyükler. Üstelik Ankara Devlet Tiyatroları'nda çok iyi oyunlara imza atmış iki isim. Oyuna başlarken şöyle oldum, ne yapacağım onların yanında, nasıl olacak falan diye. bunu oyuncu olarak bile hissedersiniz. Yani bu deneyim, bu sahne üzerinde fazlaca yıl geçirmiş olmak, bir yıl bile fazlaysa o kadar önemlidir ki. Çok acayip bir meseledir yani. Onlarla başladık. Çok keyifli bir süreç oldu. Onlar abilik etti bize, Nur Bey, Nur'la ikimize. Karakterim çok zor çıktı. Çünkü karakterim erkekti. Aslında oynadığım rol erkekti. Yahu bunu kadın tarafından nasıl bakacağız, ne olacak? İşte çığlık çığlığa yaparsak başka bir yere gidecek, aşağı çekersek başka bir yere gidecek. Yani arama sürecim çok zor geçti. Ben bu arada çok zor bulurum rolü. Onu da itiraf etmem gerekir yani. Son zamanlara kadar büyük arayışım devam eder. Büyük buhranlar, mide bulantıları, hastalıklar falan geçiririm yani. Çünkü ilk seferde bulmayı da çok içime sindiremem. Yani akla ilk gelen olsun istemem gerçekten. O anlamda zorlu bir süreç de yaşadım. Ama sonra çıkan şey keyifli oldu. Hepimiz adına çok keyifli oldu. Oradan da ne mutlu bana ki ödülle taçlandı. Hayatımda 3 seneyi kapalı gişe oynayarak. Çok güzel. Başarılı. Ben en az 3-4 kez izlediğimi hatırlıyorum. Öyle mi? Aa, ne güzel. Böyle seyircilerimiz oldu. O yüzden kapalı gişe oluyor onlar. Kimse bir kez izlemiyor. Etkilenen en azından. Doğru. Oyun içinde oyun olduğu için de çok çok keyifli bir süreç. Yani. Oyunculuk bir adına bana da çok şey katan bir oyun oldu yani. Bunu çok da farklıydı zaten. Hani tarihini düşündüğümde çok eski geçmişi kıyaslayamam kendi adıma ama 10 yıl 15 yıla baktığımda çok da bir onun benzeri diyebileceğim oyunda pek yoktu açıkçası. Farklıydı seyirci içinde. Doğru. Alışılmamış bir şeydi. O yüzden belki çok da doğru. Ve bugünün dünyasına da çok hizmet ettiğini düşündüğüm bir oyundu yani. Alt metinleri. Tabii. Belki başka yerlerde oynanır. Çok fazla spoiler vermeyelim değil mi? Keşke oynansa. Keşke. Özel tiyatrolar falan yapabilir aslında. İstanbul'da devam ediyor diye biliyorum. Belki turneye gelirsek izleme şansımız olur. Aynen. Peki şöyle devam edelim. Günümüzde pek çok tiyatro oyuncusu televizyonda ya da sinemada rol almayı tercih etmek durumunda kalabiliyor. Fakat sizin oyunculuk yolculuğunuzun tam tersi bir şekilde televizyondan sahneye evrildiğini söyleyebilir miyiz? Evet tabii. Biraz öyle denk geldi aslında. Yani televizyon benim hayatımda çocukluktan beri. Her zaman vardı. İşte programlar vardı. Sunuculuk olarak da vardı yani. Çocuk dramaları vardı. Sonra da büyük dramaları oldu filan. Televizyon benim çok sevdiğim bir iş aslında. Yine büyülü bulduğum da bir iş. Kendimce çok yakıştırdığım, çok sahiplendiğim falan bir iş ama televizyon işi birazcık şans işi. Yani oyuncunun hayatında ne kadar isterse istesin her daim devam edecek bir şey değil yani. Birazcık kastın buluşması, işin her şeyin yolunda gitmesi. Her şeyin yolunda gitmesi, size uygun bir şey çıkması, zamanın örtüşmesi. Ama bütün bunlar varken bir yandan da tiyatro hayatınız da hani aynı aktiflikte devam edince işte bu taraf birazcık ne yazık ki gölgede kalabiliyor yani. Benim için tiyatro çok ön plana çıktı. Yine de yıllarca, tabii birkaç yıl sürdü bilmiyorum ama Bizim Evin Halleri kaç sezon sürmüştü? Bizim Evin Halleri 2 sezon kadar sürdü. Bölüm olarak düşününce her gün yayınlandı. Ondan önce Yuvadan Bir Kuş Uçtu vardı. Tabii Bizim Evin Halleri daha uzun soluklu tabii çok uzun soluklu oldu. Sonra Büyük Sır diye bir dizi çektik. O mesela daha kısa sürdü ama o da günlük bir diziydi. Sonra benim TRT Okul'da yaptığım Kutay uzun soluklu Kutay'la birlikte sunduğumuz bir program vardı. Günlük yayın, her gün kuşak programı ve 2 sezon kadar devam etti filan. Bunlar hep benim için hep uzun soluklu oldu işlerim. Çok şükür ki iyi ki öyle oldu yani. Hani tadına doyamadım yine de ama yine de doyumluk işler oldu diyebilirim yani. Ama o çok fazla mesai isteyen bir şey. Özellikle drama dediğimiz şeyler, geceli gündüzlü çalışmanızı gerektiren şeyler. Tiyatro hayatınız olunca hep sınırlı zamanlar ayırabiliyorsunuz. Öyle olunca da projelerde sizi istemiyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Kısıtlı zamanda. Kesinlikle zaman. Belki bundan sonrasında olur. Yani o iş zaten hep bekler ve bir anda patlayıverir. Ne zaman neyle buluşacağınız da belli olmaz projede. Yani. Evet. Olursa ne âlâ. Benim için çok güzel olur. Olmazsa da tiyatro her zaman aktif olsun benim hayatımda. Umarız öyle olur. Evet, umarım öyle olur. Siz de bahsettiğiniz konuşmamızın başında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, seslendirme, dublaj ve oyunculuk eğitimleri veriyorsunuz. Peki seslendirme özelinde konuşacak olursak adeta bir ses oyunculuğu diyebilir miyiz seslendirme için? Tabii ki. Tabii ki diyebiliriz. Yani ses oyunculuğu diyebiliriz ama oyunculuğu birbirinden ayrıştırabileceğimiz aslında işler değil baktığınız zaman. Biz mikrofon başında bütün o ifadeleri yine de taşıyoruz. Bütün o enerjileri hatta sese yansısın diye çoğu zaman oyuncudan çok daha iyi oynamanız bile gerekir. Çok daha fazla oynamanız, çok daha aktif oynamanız bile gerekebilir. Platformu ne olursa olsun aslında oyunculuk her daim samimiyeti, ikna durumu ve kendinize inandırma durumu ve seyirciye inandırma durumu her zaman her platformda aynı. Sadece dereceleri değişen şeyler. İşte tiyatro oyunculuğunda birazcık daha hani görsel işin içine gösterebilmeniz gerekir. Yani sizin en yakınınızda olan kişiyle bile aranızda 4-5 metre varsa düşünün. Büyük bir sahnede oynadığınızda da hem sesinizi hem ifadenizi öyle yükleyeceksiniz ki en arkadaki insanın bile duyabileceği bir hal alacak. Mikrofon başındaysanız yine o oyuncudan daha iyi oynayacaksınız ki oynayan oyuncudan sesinize her şey sirayet etsin ve izleyici her şeyi hissetsin, yani düz bir okuma haline gelmesin. Sinemada tam tersi, bunların hepsini o kadar küçülteceksiniz ki her şey gözlerinizden okunabilsin. Ama temelde değişen hiçbir şey yok. Oyunculuk hep aynı. Sadece dozlarını ayarlıyoruz. Evet, hep dozlarını ayarlıyoruz. Aynen öyle yani. Bir şey değişmiyor hayatımızda. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nin yanı sıra Bilkent Üniversitesi'nde ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda pek çok öğrenciye dersler vermiş biri olarak. Tiyatronun bugünü ve geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yolun neresindeyiz sizce? Yolun şu an biraz popüler kültüre hizmet eden kısmındayız biz. Ama zaten böyle olmamız da çok olağan. Çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve dolayısıyla başka ülkelerin, daha doğrusu yönümüzü batıya çevirdiğimiz zaman onların geçirdiği süreçleri biraz daha arkadan takip ediyoruz. Bu anlamda. Bu her alanda böyle. Hem ne yazık ki hem de olağan süreçler böyle. Biz şu anda yapmamız gereken başka türlü işler var. Ne gibi? O çevirdiğimiz yönden ziyade biraz daha köklerimize inip kendi yaptığımız işi, daha önce olan, hani doğunun da tutunduğu, kendi lokasyonumuza uygun, kendi damarlarımıza uygun olan kendi tiyatromuzu, yazarlarımızı ve yönetmenlerimizi bir an evvel yetiştirmeye çabalayıp kendi yönümüzü bulmak zorundayız. Öbür tarafı her daim taklit ya da duyduğumuz şeyi ya da gitmiş yolunu almış şeyleri denemekten ibaret olmaktan başka bir yere gidemez. Mümkün değil, gidemez. Ve biz bu yolu dönüştürebiliriz. Zamanında yaptığımız şeyleri tekrar elimize alabiliriz. Ama bunun için önce yazarlara ihtiyacımız var. Çokça yazarın desteklenmesi, onların üretiyor olmasına ihtiyacımız var. Bizim de sürekli olarak onları revize edip, derleyip, toparlayıp onları oynuyor olmamıza ihtiyacımız var. Ve bir de tabii yönetmene ihtiyacımız var. Aslında çok da verimli topraklar, yani hikaye için. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Anadolu'dan söz ediyoruz. Yani yönünüzü doğuya çevirdiğimiz zaman herhalde. Yani keşfedilmeyi bekleyen de değil aslında. Keşfedilmiş var ama şu an kullanmıyoruz. Eyleme geçmek lazım. Evet, eyleme geçmek lazım. Aynen öyle. Bir yerde bekletiyoruz onu. Neden bilmiyorum. İlla hani köy seyirlikler vesaire diye söylemiyorum bunu. Ama müthiş bir altyapı var. Doğuya döndüğümüz zaman da müthiş bir altyapı var bizim hayatlarımızda. Biz oyuncu olarak da batıya gittiğimiz zaman biz seçilen, vay be bu duygu durumlarını nasıl da yaşadın diye müthiş beklentiler içeren oyuncularız yani. Çok acayibiz bu anlamda. Bunu kullanmak gerekiyor. Bu potansiyeli kullanmak gerekiyor. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. Müthiş bir özentiyle aslında yaşamadığımız devrimleri, yani sanayi devrimlerini, aslında yaşamadığımız dadaizmi, sürrealizmi, bütün bu hani 21. yüzyılın o öncü tiyatrosu dediğimiz, bütün bu sadece tiyatro anlamında değil, bütün sanatsal anlamda yapılan şeylerin hepsini sadece el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz. O da sırıtıyor tabii ki. Evet, birçok anlamda sırıtıyor. Ne yazık ki. Ama umutsuz falan da gördüğüm yok. Çünkü bakıyorum şimdi elimizde daha fazla veri var bir defa. Yani kaynaklarımız çoğaldı, imkanlar çoğaldı. Tabii. Yani benim okuduğum dönemde benim ulaşacağım kaynaklar, bütün her şeyi veya şeylerle, video kasetlerle falan seyrettik yani. Şimdi arşivden yıllar öncesi oyunları izleyebiliyoruz. Neler var. Yani hem de istediğiniz an, istediğiniz şeye ulaşabilme potansiyeli var. Yani sergileri dahi çekilmiş videolarını seyrediyorsunuz, öyle değil mi? Evet, yani evet. Siz sanat tarihi okuduğunuzu söylediniz yani. Evet. Bütün örneklere çabucak ulaşabilme şansınız var. Dolayısıyla şimdi öğrencilere baktığım zaman o Lebi Derya şeylerle geliyorlar derse. Bunu da yadsımamak lazım yani. Bir bakabilir miyim o elindeki ne diyebiliyorum ben de, anlatabildim mi? Ve bir şey sordukları zaman şöyle cevap veriyorum. Bir saniye. Bunu ben şu an anlatabilecek durumda değilim. Biraz bakayım, biraz araştırayım ve sonra bunun üzerine tartışalım birlikte, olur mu deyip yani beni de o yöne gerçekten sürüklüyorlar ve birlikte tartışılabilir hale getiriyoruz ve deneyebilecekleri o çukurun içine düşmüş durumda onlar şu anda. Biz daha hali hazırda olanı tercih ettik ve hep biraz daha kapalı kaldık ne yazık ki. Ama onlar bunu deşmeye çalışıyorlar. Üstelik fırsatlar yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla umutsuz olmamak lazım. Dolayısıyla şimdiki yaratı süreci daha da iyi olacak bence. Uzun vadede ümitliyim. Uzun vadede tabii ki daha iyi olacak. Yani ne yapalım, dükkanı kapatıp gidelim yani hani. Bir süre olur. Gelişmekte olan toplumlarda bir süre bunların taklitleri olur. Televizyon gibi yani şu an bütün programlara baktığınız zaman yavaş yavaş eliyoruz değil mi? Seçmeye başlıyoruz yani. Kötü işlerden sonra bir bakıyoruz neredeyse böyle koleksiyonluk hale gelebilecek diziler falan çekilmeye başladı. Sinema aldı başını yürüdü. Yani çok ciddi şeyler yapılmaya başladı. Tiyatro adına da bunlar yapılacak, olacak ve biz bunları seyreder hale geleceğiz. Evet. Hiç ümitsiz değilim. Ben bunları görürüm, görmem, deneyebilirim, yapabilirim. Bunları bilmiyorum. Ama yapma konusunda sonsuz hevesliyim. Çok çabalıyorsunuz. Tabii ki çabalıyorum. İş bitmiyor ki. İnsan çoğaldıkça ve yaşamsal şeylerimiz çoğaldıkça iş bitmez, mümkün değil. Bugün yaşadığımız her şey eskiden 50 yıl sonra sanat haline gelebiliyordu. Yani 50 yıl sonra dönüp baktığımda evet, şimdi bu duygu durumundan ağlayarak ve trajediye çevirerek etkilenmiyorum. Şimdi bunu sanat haline getirebilirim ve yaratabilirim diyordum. Şimdi bu süreç indi 3 yıla, 4 yıla. Çok kısaldı. Çok kısaldı. Dolayısıyla yapabiliriz. Yani bir sürü şey üretebiliriz yani. Evet. Yakın gelecekler ümitliyiz o zaman. Tabii ki. Tabii ki. Bizim çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Ne büyük keyifti. Benim için de çok heyecanlandım. Karşılıklı. O zaman bildiğiniz gibi değil. Evet. Pozitif bir şekilde kapatıyoruz. Evet, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür bu oluşum için de teşekkür ederim. Baksanıza, dükkanı nereye kapatıp gidebiliriz yani. Dışarıdan bile 3 insan, apayrı insanlar buluşup tiyatroyu takip edebilir ve bizlerle sohbet edebilir halde yani. İş bitmez dolayısıyla. Sorumluluk bitmez. Yani hocalarımın dediği bir tane şey vardı. Bunu aklımdan hiçbir zaman çıkarmıyorum. Bilen bir kişi yeter o seyircilerin arasında. Nerede olursa olsun bilen bir kişi yeter. O bir kişi için cahil kalmamaya çabalamalıyız zaten. Gerisi ne pişirirsem yerler olursa olur mu ya? Hayat öyle geçer mi yani? Mümkün değil. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinleyicilerinize de selam ve sevgiler.